Herkese merhaba. Videomuzun konusu 8. sınıf İngilizce 1. dönem 2. yazılı sınavına hazırlık amacıyla test şeklinde düzenlenmiş bir sınavın sorularının çözümü olacak. Kanalın 8. sınıf oynatma listesinde bir tane de klasik sınav çözüm videosu var. Onu da mutlaka seyredin diyorum. Daha sonra pişman olmamak adına videoyu beğenmeyi unutmayın, yorum yapmayı unutmayın diyorum. Ve herkese sınavında başarılar diliyorum. Birinci soru bir paragraf üzerinden çözülecek olan bir soru. According to text diyor, metne göre which one is true, hangisi doğrudur? Metne bir bakacağız mecburen. My brother, erkek kardeşim Steven is a computer expert, bilgisayar uzmanı. He uses the internet for watching movies. O interneti kullanıyor, film izlemek için. Saymaya devam ediyor, doing homework, ödev yapmak. Chatting his with his friends, arkadaşlara sohbet etmek ve sending emails, email göndermek için. He is good at fixing the internet problems. İnternet problemlerini çözmede iyidir o. When I need help, yardıma ihtiyacım olduğunda Asimona sorarım. My parents complain about it. Annem babam bu konuda şikayetçi because they think he's an addict. Çünkü onun bir bağımlı olduğunu düşünüyorlar. He never cares about their thoughts. O asla onların yani anne babamın düşüncelerini umursamıyor. Every day, her gün he spends most of his time on the internet. zamanının çoğunu internette geçiriyor. Şimdi bu metne göre deneme yanılma usulü seçeneklere bakmamız gerekiyor. Bu metne göre hangisi doğrudur? Steven always needs help. Steven'ın her zaman yardıma ihtiyacı vardır. Hayır, kendisi zaten bir uzman. Bilgisayar uzmanı. His parents like Steven's habit. Anne babası onun alışkanlığını seviyor. Hayır, şikayetçiler bu konuda. Steve uses the internet for many things. Birçok şey için kullanır. Evet, doğru. Bakın, ödev yapmak, arkadaşlara sohbet etmek, e-mail göndermek gibi. Juliet uses the net for homework. Juliet'in interneti için kullandığı ile ilgili bir bilgi bizim metnimizde yok. Dolayısıyla Steve uses the internet for many things diyen seçenek, C seçeneği bizim için doğru seçenektir. Devam ediyoruz. Steve diyor, Spencer'den gene e, ikinci soruda bununla ilgili. E, Spencer'den playing with Juliet, Juliet'e zaman geçirmeyi seviyor. Hayır, internette zaman geçirmeyi seviyor. Never cares about his sister Juliet. E, şöyle Julietle, Juliet, e, Juliet asla umursamıyor. Hayır, annesini babasını umursamıyor. Gets on well with his parents, anne babasıyla iyi anlaşıyor. Hayır, anne babası ondan şikayetçi ve bağımlı olduğunu düşünüyor. D seçeneği doğrudur. Is good at using computer. Computer, bilgisayar kullanmakta iyidir. Doğru. Julius' parents, Julius'un annesi, babası are happy with Steven's habits. Stephen'ın alışkanlığından memnunlar. Tabii ki değiller. Think that Steven' is an addict. Stephen bir bağımlı olduğunu düşünüyorlar. Evet, internet bağımlısı olduğunu düşünüyorlar. Bu doğrudur. Ama sağlamasını yapacağız mutlaka diğer seçeneklerle. Spence most of his time, most of Time With their son, zamanlarını çoğunu oğullarıyla geçiriyorlar. Hayır, oğulları internetin başında. Often use the internet. Anne babasının sık sık internet kullandığına dair hiçbir söylem bizim paragrafımızda yok. Devam ediyoruz. Eray ile Hasan konuşuyorlar. Eray diyor ki, I'm hungry. Ben açım. Let's eat something. Hadi bir şeyler yiyelim. Hasan ne desin ki Eray I'm not sure emin değilim pizzaya ne dersin desin. Tabii ki ne diyordur yani ne yemek istiyorsun gibi bir soru. Nerede yiyebiliriz pizzayı değil ne kadar sıklıkla sağlıklı yiyecek yersin değil. Pizza nasıl yapabiliriz değil olması gereken C seçeneğidir. Yani what do you want to eat? Beşinci sorudayız. What do you usually have for breakfast? Genellikle kahvaltı için ne yersin demiş Taha. Mustafa da kahvaltıda yenilebilecek şeyleri sıralayacak. Ve bunlar için uygun olan seçenekte bakıyoruz şöyle bir nedir? A glass of warm milk, bir bardak ılık süt, biraz bal benim favorimdir diyen C seçeneği doğru seçenek. Ee, şöyle e, ben asla e, bu nedir bunu da şöyle temizleyelim şuradan bir yanlışlık oldu evet. Ben asla akşam yemeğinden sonra kahve içmem. Kel alaka. Konumuzla ilgisi yok. It's easy to prepare a tasty lunch. Bu öğle yemeğinden bahsediyor. Kolaydır öğle yemeği hazırlamak diyor. D'de de ne diyor? Biz diyor. Şimdi biz genellikle ılık süt içeriz. Margarin, tereyağı ya da ee, ne diyor? Ha pardon. Zaten kullanırız diyormuş. Evet ılık süt kullanırız ve biraz da margarin. Ama bu ılık süt ve margarin meseleleri sakın yazılı aklınızı karıştırmasın arkadaşlar. Çünkü burada pasta yaparken kullanırız diyor. Geçiyoruz 6. soruya. Rümeysa bir şey sormuş. Emine de several times a demiş. Haftada birkaç kez bir haftada birkaç kez diye bir cevap veriliyorsa soru ne olmalı? Ne kadar sıklıkla diye soran bir soru olmalı. O da A seçeneği de var. How often do you chat online? Ne kadar sıklıkla online sohbet edersin? Haftada birkaç kez. Diğer soru sözcükleri sıklık sormaz. Ödevini nasıl yaparsın? Arkadaşlarınla saat kaçta buluşursun? How do you contact with your relatives? Akrabalarına nasıl bağlantı kurarsın? Yediye geldik Yunus bir şey soruyor. Söner de diyor ki hayır ben yapmam. Don'tla cevap veriyor. Geniş zamanda bir fiil cümlesi demek ki söz konusu olan. I prefer making phone calls or texting. E or texting. Ben telefon görüşmesi yapmayı ya da mesaj atmayı severim diyor. O zaman bu bir yes no sorusu olacak. Soru sözcükleriyle sorulan sorular olmayacak. Devre dışı onlar. Ha, do you usually send emails to your friends? Arkadaşlarına e-mail gönderir misin? Hayır göndermem. Ben yüzle bağlantı kurmayı tercih ederim. Olur. Öteki yardımcı fiile başlayan yes no sorusuna bakıyorum. Duyu you have a smartphone? Senin akıllı telefonun var mı? E, hayır. Ben e, işte aramayı ya da mesaj göndermeyi tercih ederim gibi bir cevabı olamaz bu sorunun. Dolayısıyla A seçeneği doğru seçenektir. Mesaj gönder, e-mail gönderir misin? Hayır göndermem. Ben telefon görüşmesi yapmayı ya da mesaj yollamayı tercih ederim. 8'de Batuhan hello selam diyor. Batuhan konuşuyor. Ben Batuhan. Telefonda kendini tanıtıyor. Yasin'le konuşabilir miyim lütfen? E, ee, Cappar ne diyor? Selam Batuhan. I am sorry üzgünüm. O şu anda müsait değil. Dedikten sonra Cappar ne desin ki Batuhan? Hayır teşekkür ederim. Daha sonra ararım desin. E not bırakmak istiyor musun diyordur. Çünkü müsait değil dedi. O zaman D seçeneği would you like to leave a message doğru seçenek. Daha sonra aramaya ne dersin demez. Hayır daha sonra ararım demez. Pardon. Could you please repeat it? tekrar eder misin demez. Çünkü tekrar etmiyor. Teşekkür ederim. Ben sonra ararım diyor. Maya ask who is calling? kimin aradığını sorabilir miyim demez. Çünkü zaten nedir ben batuhan diye Batuanken zaten tanıttı. 9'a bakıyoruz. What is this diyor Leyla. Bu nedir? İşte vegetable soup. O bir sebze çorbası. Şimdi Leyla ne sorsun ki o malzemelerini saysın. Mantar, havuç ve patates diye. E ne diyecek? What is in it? İçinde ne var? Malzemeler ne sorusu doğru sorudur diyoruz. Sever misin değil, sağlıklı mı değil, nasıl pişirirsin değil. Ona bakıyoruz. Do you have any plans tomorrow? Yarın planın var mı diyor Habibi. Ağustos'ta diyor ki evet var. My grandfather is at the hospital. Büyük babam hastanede şu anda ve onu ziyaret etmek zorundayım. Şimdi umarım yakında iyileşir. Demeden önce ne diyor olabilir? Yani ah çok hoşuma gitti, çok güzel demez. Hastanede adam. Bunu duyduğuma mutlu oldum. Haşa kesinlikle demez. Hang on please e, bekle biraz lütfen demez. Ne der? Oh it's so bad. Çok üzüldüm. Çok üzüldüm. Çok kötü ya da umarım yakında iyileşir der. C seçeneği doğru seçenektir. 11'de Sabahattin diyor ki... Would you like to go out and have a drink tomorrow? evening? yarın akşam dışarı çıkıp... E, ...işte bir şey içmek ister misin? Hamza ne dedikten sonra... ...will you come and pick me? E, Gelip beni alır mısın diyecek. E tabi kabul edecek. E kabul edince de... E, ...yes I'd like to... ...would you like to soru soru... ...yes I'd like to... ...evet arzu ederimle de, de cevap verilir. B seçeneği doğrudur. Hayır meşgulüm olmaz. Umarım hoşuna gider olmaz... Üzgünüm bunu yapamam. Olmaz. 12'de Yaren ne diyor? Hello Yaren. Koleksi. Merhaba Yaren arıyor. Nisanur'la konuşabilir miyim? Züleyha ne diyor? Selam Yaren. I'm sorry. Üzgünüm diyorsa, mesajını alabilir miyim diyorsa arkadan olumsuz bir şey söyleyecek. Ee, e ne diyordur o zaman? Ee, bekler misin? Bir dakika değil. Ee, bir dakika lütfen değil. Bekler misin? Değil. Tekrar eder misin? Değil. Şu anda dışarıda diyordur. A seçeneği doğru seçenek. Onun işte Esra, how should we cook the vegetables diyor. Nasıl pişirmemiz gerekir sebzeleri? E, bahar ne diyebilir buna karşılık olarak? İşte senin bütün malzemelerin olmalı demez. Derhal servis etmelisin demez. Ben onları yıkamalıyım demez. You should steam, buharda pişirmelisin der. C seçeneği doğru seçenek. Burada sıraya sokacağız söylenenleri. E tabi önce bir selam olmalı. E, bakıyorum şöyle. E, hello, I'm Sarah e, Telefon açan diyor ki e, merhaba ben Sara şimdi diğeri de diyor ki selam Sara e, could I speak to Jim, Jim konuşabilir miyim şimdi bunu sorduktan sonra bakıyorum geri kalan iki seçeneğe e, kimin aradığını sorabilir miyim diyor. Diğeri de üzgünüm Sara, ya, affedersin Sara ben Jim'in babasıyım e, deyince evet ne olması gerekiyor düzenlemenin bu şekilde olması gerekiyor eee Evet, yani birden önce bir olacak ben Sara, sonra selam Sara konuşabilir miyim kimle olacak birden sonra dört, sonra kimin aradığını sorabilir miyim olacak üç, ondan sonra iki olacak ve A seçeneği nedir? Doğru seçenektir diyoruz. Ee, tekrar bir kontrol edeyim. Ee, Bay Sara e, kimle konuşabilir miyim olmaz. Önce Sara'nın kendini tanıması gerekiyor. Evet. Şimdi bir grafik sorusuyla karşı karşıyayız. Grafik sorusunda ne var? İşte gençlerin iletişim tercihleri. Gençler deyip boş bıraktığı için her seçeneği bir kere okumak zorundayız. Gençler make phone cosmos en çok telefon görüşmesi yapıyor. Phone call'a bakıyorum %20. Hayır çünkü ondan büyük %55 var. Never prefer sending fax, mes fax messages. Hiçbir zaman fax mesajı göndermeyi tercih etmiyorlar diyor ama %10'u tercih ediyor. Enjoy sending text messages at least. En az mesaj göndermeyi seviyorlar diyor. Tam tersi en çok mesaj göndermeyi seviyorlar. Çünkü şu at least en az demek. Send text messages more than email. Evet. Email'den çok mesaj gönderiyorlar. Email. 15 yüzde text message. Yüzde 55. Diye, e, D seçeneği doğru seçenektir. Geldik arkadaşlar 16'ya. What would you like to have for breakfast? Kahvaltı için ne istersin? dedi anne. Kızı bir şey söyledi Anne dedi ki kaynamış mı kızarmış mı deyince bunun biz ne olduğunu anlıyoruz tabii ki ee, yumurta istiyorum. O da karşında haşlanmış diyor boiled haşlanmış lütfen diyor. Ee, ben asla kaynatmam ya da kızartmam patatesi olmaz. Ee, ben tatlı yemeği tercih ederim akşam yemeğinden sonra olmaz. Ee, bizim peynir ve zeytin almamız gerekiyor da olmaz. Ee, 17'ye bakıyorum siz davet ediyorsunuz en iyi arkadaşınız diyor çay partisine. O da şöyle söylüyor. She says that she is ill. Hasta olduğunu söylüyor ve reddediyor davetinizi kibar bir şekilde politely. And what would you say to express your feelings? Duygularınızı ifade etmek için e, onun hastayla ilgili ne dersiniz? I'm sure you can come with us. Eminim bizde gelebilirsin. Olmaz. I hope you feel better soon. Evet umarım. B seçeneği doğru seçeneğindedir. E, yakında iyileşirsin ya da çabuk iyileşirsin. Geçmiş olsun anlamında. Bunu duyduğuma memnun oldum denmez. Ne o Allah belanı versin der gibi daha sonra ararım da demeyiz. Hastalığıyla ilgili bir duygu yok D seçeninde bu cümlede. 18'de Ahmet ne sorsun ki Veysel yaklaşık günde 50 desin. Ben seviyorum. Exchange, değiş tokuş, göndermek, almak demek. Mesaj gönderip almayı kankalarla. E, öyle olunca sorun nedir? How many text messages do you send in a day diyen A seçeneği doğrudur. Günde kaç mesaj gönderirsin? Neden mesaj gönderirsin olmaz arkadaşlarına, e sen gönderir misin mesajla değil e, ve kim e, Who do you leave a message not for? Kime mesaj bırakırsın da olmaz. Şimdi Tuğba diyor ki 19'da I don't like technological devices. Ben teknolojik cihazları sevmiyorum. Dolayısıyla ben tercih ediyorum. İletişimi arkadaşlarla e, teknolojik aletleri sevmeyen e-mail olmaz e-mail iletişim olmaz, sosyal ağlar olmaz, cep telefonu olmaz. Ne olur? Face to face yüz yüze olur. A seçeneği doğru seçenek. Ve 20. soruda after school diyor okuldan sonra ben eve gidiyorum. Ondan sonra da tabletimi alıyorum ve online oyunlar oynuyorum diyor. Yukarıdaki parçayı anlatan görsel aşağıdakilerden hangisidir? Tableti nerede görüyoruz? B seçeneğinde ve B seçeneği de doğru seçenektir diyoruz. İşaretleyemiyorum çünkü resim olduğu için. E, ee, ve B seçeneği doğru seçenek dedikten sonra da burada sınavımız son buluyor. Dediğim gibi kanalın 8. sınıf oynatma listesindeki diğer sınavı izlemeyi de sınavları hatta birden fazla var. Ee, izlemeyi sakın ihmal etmeyin diyorum. Sınavda hepinize başarılar diliyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.